Önce onu aktaralım. Galatasaray'da Luis Campos görevini bıraktı. Büyük hedeflere ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar oluştu demiş. Şöyle bir bakayım açıklamalarının detaylarını arkadaşlarım bana attı. Ee, gelecek sezon için yapılan detaylı planlamadaki adımları atabilecek koşulların oluşmadığını savunan 57 yaşındaki Campos... Benim çalışma metodolojim çok açık ve nettir ama bu büyük kulüp için belirlediğimiz büyük hedeflere ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar oluştu. Bu nedenle detaylı planlamamız ve doğal olarak görevime devam etmek için gereken bazı koşullar oluşmamıştır. Spor danışmanı olarak sözleşme imzalayamayacağımı hem kulübümle hem de spor kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldım şeklinde ifadeleri var. böyle Öyle bir şey bir Mehmet ki sanki Galatasaray elemanı gibi Galatasaray elemanı değil ki. Birçok kulüpten para kazanan bir isim zaten Kampos. Ben şöyle anladım. hizmet veriyor. Mehmet sen ne dersin buna bilmiyorum. Ee, satılabilecek oyuncularından alacağım e, komisyon oranında anlaşamadığımız için bıraktım. Yok şöyle He. 11 Haziran'a kadar yetki verilmiyor. Yani şimdi şöyle düşün. Ben He. Burak Elmas'ın bana yönetim e, ida, ibra almamışım. Seçim kararı almışım. Üstüne bütçem onaylanmamış. Örnek veriyorum. Kerem'i 8 milyon satacağım. Yani o infial olur. Anlatabildim mi? Zaten salı günkü yönetim kurulu toplantısı da transfer yapmama kararı alındı seçime hmm. kadar. Hmm. Yani doğal olarak hani 11 Haziran'da seçilecek yeni yönetimde inisiyatif olacak. E Campos da bu süreci gördü ama Kampos'un tek takımını Galatasaray olmadan hatırlatalım Sinem. Yani danış hatta rakamlar da verelim. Galatasaray'dan bu danışmanlık hizmeti karşılığında 100 bin euro alıyor aylık. E yine Kampos'un ekibine bağlı bir tane e yani ekibi çalışıyor Galatasaray'la. Örnek verelim Pulgar transferi. Onu da bir izah edelim yani. Evet, Nist, e, Lille ve Monaco başarılı oldu. Galatasaray'daki bir tek icra takım var. Galatasaray'daki tek icraatını açıklayayım. Pulgar transferi çok kısa hikaye de özetleyeyim. Gerson Fernandes, Fatih Terim tarafından bitirilen transfer. Orada Torrent diyor ki Gerson önce bizim önceliğimiz daha 6 numaraya yakın bir orta saha olsun. İsim ne veriyor? Roma'dan Diavara. Alamıyor Galatasaray. Pulgar'a gidiyor. Pulgar'ı Campos'un ekibi. Hatta İtalya'da görevlendirdiği bir menajer. Hatta bir Türk mankenle zamanında evliydi öyle de söyleyeyim. Türkiye'de yani Türkiye'de bilen bir menajerdim yabancı İtalyan. Bulgar transfer için oturuyor masaya. Fiorentina ile anlaşılıyor. Galatasaray Fiorentina kiralama ücreti ödemiyor. Bulgar'a 750 bin euro yıllık ücret ödüyor. Bunu öderken de %10, 75 bin euro komisyon veriyor. Komisyonu sanırım Bulgar menajer alıyor. Kampos tarafı bunları yaparken ne yapıyor? Fiorentina zaten 1.1 milyon euroluk maliyetten kurtulduğu için ona 150 bin euro komisyon veriyor. Ben onu ne beklerdim? Dolayısıyla 750 ile 600 versin. Yani evet. şunu demek istiyorum. Öyle evet. bir açıklıyor ki siz benim Bu değerimi arada bilemediğiniz gibi öyle bir, bir durum yok. Bir cümlesi yaptım. daha var. Ee, onu da hemen aktarayım. Türk futbolunun dünyada seçkin bir yerde olmadığını bilerek ve hak ettiği yerde olabilmesi için bir şey yapmadan gitmek beni üzüyor demiş. Ha Havle demesi iyiydi. Biz iyi yerdeyiz. Çok iyi para harcıyoruz. Onu da mı görmüyoruz? Neyse güzel. Bak ona 100 bin euro veriyoruz. Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> bir, bir, telefon görüşmesi yapıyordur. Tamam Burak Bey şu, şu çocuk çok iyi. ona bakalım. 100 bin euro. Yok menajerlik işleri yani işte Burak Elmas'ın nasıl ki 100 milyon dolar sponsorluk, 40 milyon dolar kasak olaylı gibi gerçekleşmeyen vaatlerdi. Bu da biraz fantazi proje yani. komal olmadı. Kamposta olmuyor bizde. Ee, ama şunu da söyleyeyim tabii. Ee, Kasımpaşa Trabzonspor maçlarının ilki gelip Aslantepe'de izledi. İzledi gibi de söyledi. Ne yap verip kaleci alın dedi. O yüzden de kontenjanı doldurma pahasına Penya'yı aldılar. İyi ki de almışlar. O Penya sayesinde Barcelona maçı 180 dakika Galatasaray turun içinde Galatasaray'a yakışır şekilde veda etti. Göztepe Rize maçlarını kazandı. O maçları İsmail Çipe çıksaydı neler olurdu düşünmek bile istemiyorum. Peki Beşiktaş'a geri dönelim. Eee, konuşuyorduk. Var mı orada ekleyeceğiniz bir şey Sherlock'la ilgili? Ben ligin dengelerini değiştir diyorum Sinem. İki senedir başarısız sen formda olması. Gelir diyorsun. Ya şöyle Trabzonspor per Trabzonspor performansının salt gol katkısı hatırlamayalım. Asist çok yaptı, penaltı çok kazandırdı. Bir de fizyolojisi çok uygundu yani. Depara atıyordu, yorulmuyordu atletik, yani. Atletik Atletik şey şeyi değil. Nokta. Sandfor da oynayabiliyor spor. atletik. Cornelius ya da şöyle söyleyeyim. Tercih eder misin? İkisi de ayrı özellikte oyuncular. Ayrı İkisini evet. de tercih ederim. Laf lafı açıyor yani böyle konuyu kızıştırma değil ama şimdi Emre sağ içi kimyasını bozulan bir futbolcu vardı Melo mesela değil mi? Oyun. Tabii. Me hatırla Emre Berezoğlu'yu da oyuna yani işin pasif bir karakter değildi. Yani Sörloth onu demek istiyorum. Sırf 25 gol attı Yo, değil mi, o yüzden değil alın değil demiyorum ben. Çok çok özel bir oyuncu olduğunu Sürekli düşünüyorum. Sürekli oyunun da içinde bir oyuncu. E, formasının hakkını vermeye çalışıyor. Evet. Hangi takımda olursa. E, kuzey ahlakı var yani bizim gibi. 96 doğumlu diye biliyorum bu arada Sinem. Yaşı da bence hala çok, çok evet. uygun. Bizim lige ben 30 öncesi gelmez diyordum. Ama ya yani söylemek istediğim şey. yani Ne için alacağız Sörlut'u? Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak için. Başka bir hedefin yok. E, o kadar para harcamaya gerek yok. Bak Emirhan diye bir çocuk attı sahaya hoca. Şahane bir topçu. O da olacak. Arda gibi. O da değişik bir yetenek. O kendine güven duygusu var ya. Attığı hatalı pas, 50 tane hatalı pas atsın. Neden oynamamış bu kadar zaman dedirtti sana? Yani Vali değil mi? İsmail ona şans vererek, şans vermek önemli değil. Tribünlerin e, sevgisini, sempatisini kazanmak için şans vermek başkadır. Ona sorumluluk vermiş orta sahada. 90 dakika anda. piyaniş kulübede oturdu bu arada. Onu da evet. söyleyelim. Emirhan oynarken. Ya diğer Emirhan'ı da evet. hazırla. Yani hani Türkiye Ligi Belli şampiyonları olsun. bu kadar kutsamayın yani ya biraz kendinden yeniden bir reorganizasyona ihtiyacı dayatmış kendini kulüplere. Sörlöt bunlar kötü oyuncu diyebilir miyiz? Tabii ki oyuncular ama seni ayağa kaldıracak bir futbol kimliği bir karakteri inşa edeceksen Sörlötler üzerinden olmaz bu. Abubakarlar üzerinden olmaz. Korneliuslar üzerinden olmaz. Onları... Bir futbol inşası, bir yapıyı işte birinci katını atarsın binanın. Tamam ondan sonra öyle şeyleri o tür oyuncuları da taşırsın. Hiç itirazım yok. Ama şu anda 6 milyarlara ortalama borcu var kulüplerimizin. Evet. E milyarda artırmaktan başka ne işe yarayacak? Bir şampiyon oluyorsun. Borcu şampiyon olmuş takım Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğu gibi. Şampiyon oluyor borç artıyor. E niye şampiyon oluyor bu takımlar? Ve sen kendi liginde yani Avrupa'da bir şey yapsan bu sene belki de son 10 yılda Türk futboluna en büyük hizmeti Trabzonspor'un meydandaki şampiyonluk kutlaması yapmıştır. Var mı itirazı olan? 1,5 milyara yakın dünyada izlendi. Herkes de beğeniyle. Türk, Türkiye hakkında bir fikirleri oldu. Porta, güzel ayı, duygular paylaşıyor. Ama güzel bir şey soracağım saat Nabi. Şimdi benim fikirlerini seviyorum ama şu şey o zaman United'da 8 senedir olmuyor. Şampiyon olmasın her sene karını arttırıyor. Biraz sağ içinde taraftarlıkta başarı istersin ama işte çok yukarı koydun Ben şimdi demiyorum <laughs> hani. 100, 100 milyon euro harcayıp da kupa al demiyorum ama. Örnek veriyorum Seste, Galatasaray 25 milyon euro harcıyorsa da 13. olmayacak. Yarışın içinde kal onu demek ha, istiyorum. O konuda enfikiriz. Tabii ki yarışın içinde olacak. Onu bir itirazım yok. Güzel olan yarışmak. Ama sen bütün bütün bu yatırımlar ne için? Türkiye Ligi şampiyonluğu için mi? İşte Değmez onu söylemek istiyorum. Başka bir planlama yapmak zorunda Türk futbolu. E bu başka planlama altyapı değil mi Selahattin abi? Yani çok ya uzağa dik... gitmeye gerek yok ya ki. Türkiye liğine, Türk... Türkiye de. adamlara ligi bile şans vermiyoruz. Bak İlhan Polut Konya'da bir şeyleri yapıyor değil mi? Evet. Yapmaya çalışıyor. Ama ya devam. Ben yine seni şöyle çürüteyim. Bence Türkiye Ligi şampiyonluğu ve Avrupa'ya tercih eder. Nedenini söyleyeyim mi? İçten mi çürüteceğim dıştan <laughs> Şöyle şampiyon oldun. Attı o golleri Cenk Tosun. 23 milyon euroya gitti. Şampiyon oldun. 3 tane şampiyon ligi maçında oynadı. Ozan Kabak 11. Yani Şampiyon olarak o parayı döndürebiliyorsun. Yok Avrupa Kupalarına katılıyorsun yine fark etmiyor ki. Dördüncü olsan da oluyor onu söylemek istiyorum ben de. Dördüncü iken de seni o sahneye diyorum ya futbolun pazar yeri Avrupa Kupaları. Yani Avrupa Barajı'nda olmak gerekiyor. Bir iddialı takım sana öyle olman gerekiyor. Yani 25-30 milyon eurolar harcanıyorsa aslında burada Doğru. ne fikir gibiyiz. Peki e, bu arada Vida ile Rıdvan da Beşiktaş'ta sezonu kapadı zaten hani, sakatlandılar e, sakatlandılar i̇ki, yani sezonu kapadı çok böyle <laughs> büyük hafta. bir dönemmiş gibi oluyor ama aslında <laughs> bir iki maç kaldığı için çalışma. artık öyle söylüyoruz ama tabii orada da yine transferin konuşulan isimleri Vida ile sözleşme uzatma zor görünüyor Vida'nın durumu ayrı Rıdvan ama Rıdvan ki... Nah, teklifler var. Ben Rıdvan son iki maçı oynadı. Bir de çocuk sakatlanır makatlanır. Ondan korkuyorlar bence. Nasıl iddia da kalıyor. Beşincilik iddiasının bir anlamı kalmadı. Beşiktaş Rıdvan Avrupa'da olmayacak. Aldı. Onu söyleyelim evet. O onu söylemek istiyorum. Evet. evet. Ama Rıdvan'a evet dediğin gibi teklifler gelebilir. Nakde dönüştürebilir Beşiktaş. İşte bunları yapmak lazım. Emirhan'ı Beşiktaş bir sezon oynatsın. İkinci sezon sonunda o sezonun sonunda Emirhan'a bir sürü teklif gelir. İşte o, o Emirhan'ı yollarsın, arkadan gelen çocuğu da yer açarsın. Ya ben şunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Sinem ligin en formlu takımıydı Fenerbahçe. 1-1 kaldı. Larin kaçırdı yani. Galibiyeti kaçıran taraf Beşiktaş'tı. Tabii, tabii. Sayalım. Kalede Ersin, Stoper Serdar, Necip, Emirhan, Rıdvan. Müthiş ya. 11'de yarısı altyapı.